Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda kutu açılımını yapmıştık. KL Pro makinesinin profesyonel elektrik bir zımbava çivi çarpma makinesinin. Şimdiki videomda kullanma yani test aşamasına bakalım. Nasıl bir makine kullanım bize etki yaratıyor. Yani merak eden arkadaşlar, alacak olan arkadaşlar için ben bunu parke makinesinde kullanmak için aldım yani. Onu söyleyeyim daha başta. Duvara çarpmaya pek işe yaramıyor ama parkeden parke gayet iyi yarıyor. Yani ben parkeden altına çakacağım çünkü süpürgeliklerde kullanacağım. Gayet başarılı geldi. Denedim yani. Şurada şöyle denediğimde gayet başarılı aldım. Gelirsek şimdi kullanmasına. Bu arada kutudan çıkanlar da bunlar. 2 zımba, 3 zımba çivi. Yani alacaksanız benim gibi şöyle kutu halinde 5000'lik alabilirsiniz. Direkt çalışmaya başlayacak arkadaşlar için söylüyorum. Yani parke ya da başka bir işlerde kullanacaklarsa yanında sipariş olarak F25 ya da F30 olarak uzunluğuna göre sipariş edebilir arkadaşlar. Şimdi geçelim deneme aşamasına. Şöyle basarak açıyoruz. İçine ben şimdilik 30'lu çivi koydum büyük. Şurada yanında yazıyor zaten kullanım aşaması. Yanında kitleme açma yeri var. Şöyle yakından göstereyim. Ayarlama yeri var. Şurası çivi çarpma basıncına göre baskı uyguluyor bir de çivi ne kadar baskıda vuracağına. Artı yönünü de artırdığınız zaman daha iyi gömüyor. Eksiği artırıp indirdiğiniz zaman daha az. Şurada da açma kapama. Ayrıca bir de şurada şöyle yakından göstereyim. Burada gibi kabza temas etmeden ateşi sağlamıyor. Yani boşta bastığınız zaman böyle ses veriyor. Bir etkisi olmuyor. Geçelim denemeye. Şimdi 32 çiviyi taktık. Açalım şimdi. En yüksek dereceyi alıyorum. Artıda. Başlayalım. Şimdi önce şöyle bastırmadan deneyim isterseniz. Evet. Şöyle ister istemez baskı uygulamadan böyle bir dışarıda etki bırakıyor. Şimdi baskı uygularak deneyelim. Gayet de gömüyor. Fazla bastırdığımız zaman artıda böyle bir iz bırakıyor ama şöyle eksi yönünde çevirdiğim zaman aynı baskıda bu kadar iz yapmıyor. Buna dikkat edebilirsiniz. İşte ikisinin farkını görebiliyorsunuz. Eksi yönünde yaptığımda iz yapmıyor. Artıda ne kadar artırsam zımba izi gibi iz bırakıyor çivide. Eğer iz yapmayacak parkede falan kullanırsanız buna dikkat edin. Eksiye kadar sona kadar indirin. Baskıyı öyle yapın. Başka gelirsek şöyle iki tahta üst üste deneyelim. Nasıl etki yaratıyor tahta üstünde. Ne kadar baskı uyguluyor. En düşük nokta bile sonuna kadar gömdü gördüğünüz kadar arkadaşlar. İşte böyle sonuna kadar gömebiliyor. Hiç baskı uygulamayayım. De öyle görün. Direkt yasladım. Birkaç milim dışarıda bırakıyor hiç. Basmadığım zaman. Şunları ben daha önce çakmıştım. Yarım basmaları için. Görün hiç bastırmadan bile birkaç milim dışarıda bırakabiliyor. Parkede deneyelim isterseniz şöyle. Direkt size doğru çevirelim şöyle. Yani parkede deneyecek arkadaş olursa şöyle baskıyı yandan alalım. Yalnız ben boşa basmışım. Durun diyor fark etmiyorum arkadaşlar. İzdahi bırakmıyor. Parkede çakacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İzdahi yok. Gömüyor tamamen. Altındaki tahtada gram iz bırakmıyor. Yani süpürgelikte gayet kullanışlı olabileceğini düşünüyorum. Ben deneyeceğim bakalım. İşlerimizi göreceğiz. Herkese iyi günler. KL Pro profesyonel zımba ve çivi çarpma makinesi. Gayet başarılı. Benim hoşuma gitti yani. Eğer alacak arkadaşlar videolarını izliyorsa alabilirler. Güzel makine bence. İyi günler.